Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Aynı zamanda Twitter'da da bir sohbet odası açarak bu canlı yayını yapıyorum. Bunu video olarak YouTube'da paylaşacağım. Şu anda Twitter'da olan kardeşler de sohbet odasını açan kardeşler de dinlemiş olacak. Fenerbahçemiz hoş olmayan bir şekilde maalesef ve maalesef evinde 2 puan bıraktı. Şimdi futbolcuların açıklamaları var, teknik direktörümüzün açıklamaları var. Bunların hepsine değineyim. Çünkü uzun uzadıya konuşacağım şeyler var. Ama kısaltıp bir an önce ulaşmam gereken sonuca ulaşmak istiyorum. Öncelikle futbolculardan Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarıma güveniyorum demiş. Gereksiz bir puan kaybı yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Yani futbolcular hangi modda? Takım hangi modda? Teknik direktör hangi modda? Önce ben bunu çok çok merak ediyorum. Çünkü eğer biz bu modu anlamazsak işimiz sıkıntı toptaki pozisyonda biraz daha akıllı olmamız, daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Netice itibariyle şu anda birinci sıradayız. Rakibimize bakmazsın. Dolayısıyla şu anda kendimize odaklanıp çarşamba günü oynayacağımız maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor diyor. Futbol böyle bir şey. Bazı maçlarda puan kaybı yaşarsınız. Bazen de kazanırsınız. Kendimize odaklanmamız gerekiyor demiş. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum diyor. Şimanski bu maçtaki analiz edeceğimiz eksik noktalarımızı göreceğiz. Hani Bunu maçı analiz edeceğiz. Eksik noktalarımızı göreceğiz diyor. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin bu maçtaki eksik noktaları. Aslında çok fazla şey vardı. Neyse kolay bir maç olmadı. Rakip özellikle defansif anlamda kuvvetli durdu. Ve kazandıkları toplarla kontrol atak yakalamaya çalıştılar. Ofansif ve topa sahip olma noktasında iyi bir maç ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Açıkçası bazı detaylarla alakalı çok iyi değildik. Bu maçı analiz edeceğiz. Eksik noktalarımızı göreceğiz. Çarşamba maçımız var diyor. Osterwolde Nerede oynarsam oynayayım takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum diyor. Şimdi Osterwold'e de ilginç. <laughs> yani e, niye ilginç? Şu yüzden ilginç. Ya ben Osterwolde hakkında şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki ya eğer demiştim yani Osterwold'e doğru oynatılırsa eminim dünyanın belki de sayılı stoperlerinden birisi olacak demiştim. Hakikaten iyi gidiyor ama eksik olan şey var. O da nedir? Fenerbahçe'nin sonuçları. Evet beraber kaldı. Futbol böyle bir tarz. Yani futbol böyle bu tarz şeyler olabiliyor. Önemli olan bir sonraki maçta nasıl tepki göstereceğimiz. Aslında bu tarz takımların bize karşı gol atmasının ancak korner veya frekik gibi pozisyonlardan olabileceğini biliyorduk. Ama maalesef bunu bilmemize rağmen rakip bu şekilde golü attı diyor. Çarşamba günü tekrardan göstereceğiz ki Türkiye Ligi'nin hala en iyi takımı biziz. Ben her zaman bek olarak oynadım ama stoper olarak da oynadım. Benim için problem yok. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım. Benim için önemli olan takımıma yardım etmek. Hocamız bana güveniyor diyor. Şimdi bak üç futbolcunun konuşmasından da ben ortak nokta çıkarttım. 3 futbolcumuz da şunu söylüyor. Arkadaş biz iyiyiz. Biz takıma güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Yani siz de bize güvenin. Ya bu işler zordur arkadaşlar. Bu işler niye zordur biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarının aklıyla yıllardır alay ettiler. Fenerbahçe taraftarını yani alaya aldılar, hafife aldılar. Yani hafife aldılar, dalga geçtiler, dalga konusu yaptılar. Fenerbahçe taraftarının üstüne çok geldiler. Çok yüklendiler. Yani Fenerbahçe taraftarını resmen yıllardır 2010 2011'den beri mahvettiler, perişan ettiler ve bitmiyor. Bitmiyor. Bu işkence bitmiyor. Üstüne yüklenilen Fenerbahçe. Üstüne uğraşılan Fenerbahçe. Hakkı yenilen Fenerbahçe. Bitmiyor arkadaşlar. Açık ve net. Bitmiyor. İsmail Kartal. Neler demiş? Maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in %100 pozisyonu var. Gol sonra Ceko'nun ilk devre karşı karşıya net pozisyonu var. Şimdi bakın. Burada Tadic'in pozisyonu ben çok hatırlamıyorum hangi pozisyondan bahsediyor da. Yani golden önce derken herhalde ilk golü kastediyor. Çünkü bir 5. dakikada falan bir pozisyon vardı. Yani. Ee, demek ki onu kastediyor. Neyse Ceko'nun ilk devre karşı karşıya net bir pozisyonu var. İkinci araya çok iyi başlayamadık. Sonuçta beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol var. Daha sonra yapmış olduğumuz hamlelerle son 15-20 dakika 3-4 tane pozisyon bulduk. Bunları da değerlendiremedik. Bugün kazanmayı çok istediğimiz maç beraber bitti. Önümüze bakıyoruz. Bugün kazanmayı çok istiyorduk. Buraya gelen bütün taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var. Ve o maç için en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz diyor. Oyuncu değişikliklerine ilgili bir soru geliyor. Hani oyuncu değişikliklerine ben açıkçası oyuncu değişikliklerine ilgili soruya merak ettim cevabı ama diyor ki Hamleler sonrası oyundaki değişiklik istediğimiz gibi oldu ve rakibin 3. bölgesine biraz daha hareketlilik geldi. Oradaki pas bağlantılarını biraz daha iyi kullandık ve 2-3 tane gol olabilecek pozisyonlar ürettik. Sadece gol olmadı. Çok net pozisyonlarımız vardı. İkinci golü atamadık. Sonuç itibariyle maç berabere bitti diyor. Şimdi bakın. İsmail Kartal. Ben aslında bu yayında şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar. Sonuçta İsmail Kartal'ın mı sıkıntısı? Fenerbahçe'nin sıkıntısı. Ben size söyleyeyim. Sonuç Fenerbahçe taraftarının sıkıntısı. Karşımızda Galatasaray bir kulüp diye bir kulüp var. Yani Allah düşmanıma böyle düşman versin. Çünkü bunlarla baş etmek çok ama çok zor. Bunlarla baş etmek neredeyse imkansız. Yani karşımızda öyle bir rakip var. Bir şey desen olmuyor. Demesen yine olmuyor. Algı yani haddi hesabı yok algının. Anlatabiliyor muyum? Algının hatta hesabı yok. Misal. Nasıl algı yapıyorlar hocam? Galatasaray Kulübü. Cidden inanılmaz. 2 puan geridelerken hatırlayın arkadaşlar. Allah bile şampiyon olmamızı istemiyor. 2 puan gerideyken. Bizim şampiyonluğumuzu çalacaklar. Bir klikler var. Bizi şöyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Şu olacak. Bu olacak. Bunların hepsini bir hatırlayın arkadaşlar. Yapı var. Bizimle uğraşıyor bu lig nokta nokta, hakemler nokta nokta ama hiçbiri istifa etmesin diyorlardı. Kerem Abdülkoğlu kırmızı yediğinde hakeme küfür üstüne küfür ediyor. Umursayan yok. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme sövüyor. Umursayan yok. Bunlara ceza yok. Bunlara sevk yok vesaire. Puan puanı olunca geliyor şampiyonun ayak sesleri. Korkmayın titreyin. Mayıs'ta görüşürüz. Galatasaray şampiy. Artık nereden garanti aldılar? Kimden garanti aldılar onu bilemem. Bakın, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, bunlar kripto Galatasaraylıdır. Bunların Allah birinden başka hiçbir şeyine inanmayın ama orada da hangi Allah'a kastettiğini sorun. Çünkü bu insanlar, ya yani bu insanlar demi bu şahıslar faydanın nereden geleceğini iyi gözetirler. Faydanın geleceği yere göre, duruma göre, şarta göre çeşitli tepkiler verebilirler. Bu tip kişilere çok ama çok dikkat etmeniz lazım. Yani Ahmet Çakar çıkar, der ki yani Ahmet Çakar çıkar der, Fener şampiyon yapacaklar. <laughs> yani Fener şampiyon yapacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya da Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Ben duydum. Fenerbahçe taraftarı bir gaza gelir, bir galeyana gelir. Bunların ipiyle kuyuya iner. Bunların ipiyle kuyuya inmeyin. Algı denilince akla Galatasaray gelmeli. Bizans oyunu falan hikaye. Sizin şu oyunlarınız dünyaya örnek. Okan Buruk çıkmış demiş ki keşke ligde sadece derbi maçta, maçları oynasak demiş. Keşke yabancı hakemler ve kazanmak isteyen rakiplerle maç yapsanız. Hani 5 e, yediği zaman gülen rakiplerle değil. Gerçi güleni siz seversiniz. Yani güleni e, gülen rakipleri siz seversiniz. Adam 5 tane yiyor. Fenerbahçe maçında 5 tane yesek yani Fenerbahçe'den 5 tane yese bu arkadaşlar eminim bu 5 tane Fenerbahçe yeseler o stadı yakarlar. Ben stat yakın yakmayın diye bir şey demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama Galatasaray Galatasaray'dan 5 tane yiyip de gülmek ben şunu söyleyeyim. 2010-2011 tartışması tamamen bitmiştir. Bir insan Fenerbahçe hakkında özellikle Trabzonspor taraftarı biz Fenerbahçe hakkında 2010-2011 ile ilgili konuşacağı tek şey şu olacak. Fenerbahçe'nin anasının ak sütü gibi helal olsun. Tertemiz şampiyonluk. Trabzonspor Galatasaray'a karşı ne kadar temizse o şampiyonlukta o kadar temizdi diyeceksiniz. Eğer Trabzon'un yaptığını kabul ediyorsanız o zaman siz bu sene şike yaptınız. O seneye de şikeli diyeceksiniz. Yok Trabzon'un yaptığını kabul etmiyorsanız arkadaş elimizden geleni yaptık tertemiz oynadık diyorsanız o sezona tertemiz diyeceksiniz. Bitmiştir tartışma. Sayenizde bitti teşekkür ederim ayrıca. Yani iyi ki bu tartışmayı bitirdiniz. 12 numara diyor ki ipin hem altında hem üstünde oynuyorlar. Büyük Fenerbahçe camiası. Malum takım puan kaybettiğinde TFF ve kurulları tehdit etmekte. Galip geldiklerinde ise şampiyon Galat algısının arkasında hareket etmektedir. Aynısını ben de söyledim. İpin hem altında hem üstünde kıvıran bir hafta önce hakemleri kurulları ve TFF'yi tehdit ederek hedef alanların galibiyet sonrası şampiyonluk şarkıları söylediği bu kirli ve adil olmayan ortamda puan tablosunun tepesindeyken zamanında ve yerinde yapılmış takviyelerin Geniş ve skora etki eden muazzam bir kadron varken bu karamsarlık neden? Şampiyonluk yolunda gevşemeden her rakibi ciddiye alarak damarına basan ve seni aşağıya çekmek amacıyla saha dışında atılan adımlara karşı sendelemeden ilerlemek hepimizin boynunun borcudur. Saha içinde ve dışında Fenerbahçemizi koruyalım, kollayalım. Ayak oyunları ile seni aşağıya çekmeye çalışanlara prim vermeyin. Bu yoldan daha çok puan kaybı olacak. Ya bu yoldan daha çok puan kaybı olacak. Önemli olan... Bu anlarda daha güçlü şekilde karşı koymayı bilelim ve şampiyonluk yarışında yara almayalım. Hafta içerisinde oynayacağımız Başakşehir maçıyla birlikte yolumuza dolu dizgin devam edelim. <laughs> Tüm taraftarlarımızı bu uğurda birlik olmaya ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye davet ediyoruz demiş. Ya La Liga'da bazı skandallar olmuş aklıma gelmişken La Liga'daki takımlara ve hakemlere bir duyuruda bulunayım. La Liga'dakilere. Böyle bu takım yani bir takıma yalakalık yaptıkça, bunlardan kiralık oyuncu falan aldıkça ya da bunlara tarihinizde vermediğiniz paraları verip futbolcuları bunlardan aldıkça, hani diğer takım var bir tane lacivert bir takım, laciverte benzeyen lacivert olan takım. Şampiyon olmasın diye şeref gibi duygularınızı, şeref gibi şeylerinizi hiçe sayıp bazı değerlerinizi sattıkça, bunları maçlarda böyle hakemlerle kolladıkça, usulsüzlüklerine, işte az verdikleri e, menajer ücretlerine ve silinen vergi borçlarına falan ses çıkarmadıkça Kısacası bunların kahpe düzenine Sizler destek oldukça Çok üzülürsünüz Çok Liginizin marka değeri de zaten Düşer e Sizin şeref seviyeniz de düşer eğer bilerek yapıyorsanız Transfer yasakları yer durursunuz günü gelince de o şampiyon olmasın diye Her türlü şeyi yaptığınız takım Bir bakmışsınız sürpriz yapmış olur artık nasıl bir sürpriz yapar onu bilemem Siz de birilerinin Özür dilerim bu tabiri kullandığım için ama birilerinin köpeği olarak amatör kümeye düşmüş olursunuz. Arkanızdan herkes bunu söyler. O takıma hizmet ediyorlardı diye. Ya da yok olur gidersiniz. Benden size tavsiye onurunuzla mücadele edin. Şunu asla ve asla unutmayın. La Liga takımları. O bir tane lacivert mavili gibi bir takım var ya. O takım şampiyon olmasın diye yapmış olduğunuz dümenler günü gelir dümeninizde patlar. Benden uyarması, benden söylemesi <laughs> Neyse. Bu konuyu geçelim. Galatasaray'da aklıma takıldı. Abdülkerim Bardakçı bilerek yani sakatlanmış, oyundan çıkmış. Yedek kulübesinde bilerek sarı kart görmüş. Galatasaray sayfaları bunu öve öve anlattı. O kadar dik duruşlu, o kadar mert, delikanlı sayfalar ki yarın bir gün bu ortaya çıktı zaman belki o paylaştıklarını silecekler ya da inkar edecekler. Onların çok huyları vardır böyle tehdit ederler. Ligi oynatmayız derler. Bu ligi bitirtmeyiz derler. Ben öyle bir şey söylemedim. Kim uyduruyor bunları derler. Videolar. Yani videoyla kanıtlarsın. Yo orada öyle demek istemedim ki derler. Ya töbe haşa bunlar Allah 2'dir deseler desek ki ya Allah 2'dir dediniz dinden çıktınız. <laughs> Sen öyle anlamışsın. Bana göre bir, sana göre bir toplam 2 demek istedik derler. Şimdi futbol disiplin talimatının 37. maddesi diyor ki mütakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara iki müsabakadan men cezası verilir. Şimdi herkes bunu kabul ediyor bilerek yediğini, bilerek ceza duruma düştüğünü. İki maç ceza verseler fenerasyon derler. Bu arada Trabzonspor evinde afiyetle 5 gol yemiş. Allah inşallah Trabzonspor'u daha çok 5 gol yer. İnşallah evinde Fenerbahçe'de en az 5-6 tane gol yer. Çünkü taraftarın mutluluğu, kalecisinin mutluluğu. Ya Allah inşallah hep 5 yersiniz de bu mutluluğunuz daim olur inşallah. Yani bu kadar Sevineceğinizi biliyor. Kurban olduğum Allah'ım inşallah Fenerbahçe'de sahanızda 5 atar. Nerede karşılaşırsanız karşılaşın Fenerbahçe'de inşallah 5 atar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben yüzünüz gülsün istiyorum. Abdullah Avcı diyor ki, üçüncülük hedefimiz devam ediyor diyor. Herhalde üçüncülükten kastettiği tazminat hedefi. Yani keşke tahaya hiç çıkmasaydım. Sükmen yenik 3-0 olurdu. Daha şey olurdu. Yani kaleciniz bir elini uzattı uzatmadı çekti tartışmaları var. Ben şey yapmıyorum ya. Yani çok sallamıyorum yani. Normal. Ama dediğim gibi 2010-2011 ile ilgili artık kesinlikle konuşamazsınız. Bitti. Şimdi Fenerbahçe maçına dair Tümer Metin TV bu sporda diyor ki taraftarla, oyuncuyla ya da teknik direktörle maçı kazanırsın. Bugün üçü de durdu Fenerbahçe'de diyor. taraftarda durdu. Teknik direktörde durdu ve oyuncular da durdu diyor. Haklı. Berk Berköz. Tadiç bugün iyiydi. Tadiç'i de konuşacağız. Ama daha önce kötü oynadığı maçlarda neden oyundan çıkmadı da bugün çıktı diyor Hodri Meydan TV'de. İşte bak ben mesela bak İsmail Kartal'ı eleştiriyorum. Ben İsmail Kartal'ı en çok Emre Mor'u oynattığı için eleştiriyorum. Ya bugüne kadar almadığın Emre Mor'u bugün ne oldu da aldın diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama burada bir panik havası var. Burada hepinizin es geçtiği şey şu. Ben de dahil hepimiz 3 farktan fazlasını bekliyorduk. Samsun'un bir sürü oyuncusu eksik şöyle deleriz böyle geçeriz diye. Allah var şimdi yakaladığımız 4 tane net pozisyon var. Net. Bir tanesi tad işte 5. dakika. Geliyor kafa vuruyor. Ne kafa vuruyor? Ayağının içine bırak köşeye. Lak 1-0. Ondan sonra 2-0-12'de. Ceko karşı karşıya kaldı. Tak 3-0 bitti. Verilmeyen penaltı şunu bunu geçtim onları. İkinci yarısına zaten 5'ler 6'lar 7'lersin. Galatasaray isterse 10 atsın önemli değil dersin. Sen kendi eline bacağına sıktın. Şimdi şunu geçeceğim. Şimdi Ahmet Çakar diyor ki Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Fenerbahçe'nin lig ikinciliği şimdiden hayırlı olsun diyor. Görüyorsunuz değil mi R'yi? Geçenlerde Fenerbahçe şampiyon şimdi tam tersi. Bu tip kişiler, bu tip şahıslar Fenerbahçe düşmanıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunlar Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Bunlar sakın bunların ipiyle kuyuya inmeyin. Şimdi arkadaş sevgili Gizem Totemlex selamlar olsun Gizem'e. Gizem diyor ki Maç 1-0 tribünlerde Tadic, Ferdi, Ceko, Şimanski gibi değerli futbolcular en ufak hata yaptığında uğultu sesi yükseliyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bakın. Tadic, Ferdi, Ceko, Şimanski, hatta İrfancan, hatta Fred, hatta İsmail Yüksek, hatta yani daha sayayım mı? Tek tek sayayım mı arkadaşlar hepsini? Her futbolcumuz değerli. Bu futbolcuların hatasında uğultu yükseliyorsa bu arkadaşlar maç izlemeye değil moral bozmaya geliyordur. Düşünsene ya, çalışıyorsun bilgisayar başında yanında sürekli biri. Üf, yapıyor lan. Sen dünyanın en iyisi bile olsan o baskı altında neye uğrayacaksın? Diyor ki sonra bunlar aynı anda oyundan alınınca da takım ritim kaçırıyor. İşler daha kötü gidiyor diyor. Ya da bunu istiyorlar sabırsız taraftarlar gelmesin maça. Bu adamlar robot değil. İlla ki hata yapacak diyor. Haklı. Maraton, üst, maraton üstün bazı bloklarında oturanlar var. Feneryum alt ile kapışırlar. Ama her şeyi eleştiriyorlar demiş. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Cego gol kaçırdı. Saygı duyarım. Kredisi var bende. Kaçıracak. Bu adam dünyaca ünlü forvet. Ha kıt beyniniz alıyor mu bilmiyorum ama dünyaca ünlü forvet. Edin Cego dünyaca ünlü forvet. Tadiç gol atmaya niyeti yok. Hep asist yapıyor. Saygı duyacaksınız. Yapıyorsa saygı duyacaksın. Ya kardeşim asist yapıyorsa saygı duyacaksın. Saygı. Haksız mıyım? Ya bu adam asist yapıyorsa daha ne istiyorsun ya? Ya asist yapsın gol yapsın. Ya Tadiç sezonda 60 tane asist yaptı. <laughs> yok ben kabul etmiyorum. O 60 tane asist yaptı ama gol yok içinde. Bu adam çöp mü diyeceksiniz? Cengiz Ünder. Ben size bir şey söyleyeyim. Cengiz Ünder bence Toparlama evresini çok güzel geçti. Kaç maçtır iyi. Ya, İrfan mesela kaç maçtır iyi. Bence bu maça etki edemedi zaten. Attığı gole rağmen etki edemedi bana kalırsa. Ama en son mağlubiyeti Kasım ayında almış İsmail Kartal. Biraz İsmail Kartal'a da siz mi kredi verseniz? Ulan Galatasaray Sivas maçında puan kaybetti. Okan hocam da Okan hocam sendeyiz de sendeyiz deyip yanında yer aldılar. Sivas'ta topu haftalardır top oynamıyor Galatasaray. Ha Trabzon'a 5-1 yendiler. Top oynamadan nasıl yendiler? Bunun cevabını siz bulun. Ya yanlış değişiklik yaptı İsmail Kartal. Katılıyorum. Yanlış değişiklik yaptı. Hocanın ağır hakaretleri işitmesi gerekmez. Bu aptallık. Bak sizin gibilerle şampiyon olamayız. 2022-2023 sezonu. Jorge Jesus. 21 maç. Ekrana vereyim. Şimdi Jorge Jesus 21 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet. Yani 14 kere 3, 42, 3 de oradan ekle 45 puan. 21 maç, 45 puan. Bakın arkadaşlar matematiğiniz herhalde vardır. 21 maç, 45 puan. İsmail Kartal 17 galibiyet, 3 beraberlik, sadece 1 mağlubiyet, 54 puan. Yani 9 puan fazlası var. Jesus bunu yaparken vardır dedemin bildiği o sene bu sene cart curt falan filan inter milan 21 maç arkadaşlar yani devre bitti Not Not Jesus'un o mağlubiyetlerden bir tanesi evinde Galatasaray'a 3-0 yenilmek 3-0 evinde kaybetmek Yanlışım yoksa e, Geçen sene ya da dur internetten bakayım. Konya'ya bir sıfır yenilmişiz. Ümraniye ile evimizde 3-3 berabere kalmışız. Beşiktaş deplasmanda beraberlik. Giresun'a evimizde yenilmişiz. Trabzon'a deplasmanda yenilmişiz. Galatasaray'a 3-0 yenilmişiz. Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmışız. Yani 21 maçlık periyottan bahsediyorum. Yani yeni çıkmış takımla evinde beraber kalmış. Ha, bu sene de fark etmiyor. Yani hemen hemen aynı gibi. Ama demek istediğim olay şu. Jesus yapınca vardır dedemin bildiği o sene bu sene. İsmail Kartal yapınca hoca falan değil şampiyonluk hayal. Merak ediyorum algılarınızı kim yönetiyor? Bakın arkadaşlar ben birkaç itirafta bulunayım. Bazı Fenerbahçe sayfaları maalesef ve maalesef ve maalesef ve maalesef Galatasaray'lara satılmış durumda. Gerçekten satılmış durumda. Bak şunu söyleyeyim. Liderken 2.60 maç başına puan ortalaması yapan bir hocamız var. 2.60 bak liderken. Bu hocayı mı kovalım? 20 gol katkısı olan Tadic'i mi kovalım? Gol krallığında zirvedeki Ceko'yu mu kovalım? neye karar verdiniz? Ceko gitsin. Tadic'in sözleşmesi feshedilsin. Arkadaşlar bak maruz kaldım. Bu başlıktan dolayı görün bakın. Başlıktan dolayı umduklarını bulamayacaklar ya. Bana yine sallayacaklar. Hiç sıkıntı değil arkamdan 40 tane köpek havlamıyorsa bende kurtluk yoktur. 40 tane köpeği havlatıyorsam demek ki doğru yoldayımdır. Ne yani sen eleştirenlere köp istediğiniz algıyı yapın. Ben sizinle uğraşmayacağım. Basıp engele geçeceğim. Umurumda değilsiniz. Ben burada Fenerbahçe menfaatleri için konuşuyorum. Kendi menfaatim de kenarda. Umurumda değil. Volkan Demir diyor ki İsmail hocam kalan 17 maçta 49 puan toplayıp bakın sadece 2 puan farkı. Averajla ikinci olsan bile tarihin en büyük eleştirilerine maruz kalacaksın. O yüzden tepkilere çok aldırmadan bildiğini yapmaya devam et. Maalesef adın Jorge ya da Joachim olmadığı için şampiyon olmaktan başka çaren yok demiş. 17 maçımız kaldı. Hani aptala anlatır gibi, ahmağa anlatır gibi anlatıyorum. 17 maçımız kaldı. 17'de 17 yaparsan ya da sen 17'de 16 yapıp bir tane beraberlik elde ederken rakibin mağlup falan olursa bu şekilde şampiyonsun. Yani senin önüne bakman lazım. Ve şöyle bir ekran görüntüsü çıkıyor ortaya. Şöyle bir ekran görüntüsü. Bakınız. Trabzonspor'un farkına bakın. Galatasaray'la Fenerbahçe'yle farklara bakın arkadaşlar. Aradaki puan farkına. Galatasaray Fenerbahçe'nin beraberlikler aynı ama e, atılan goller, yenilen goller, averajlar, artılar, eksiler. Buna siz karar verin. 5. sıradaki Rize arka arkaya mağlup oluyor. Yani ligdeki inanılmaz puan kayıplar var. İlk 2'yi saymayın. 6 mağlubiyetle gidiyor. Yani 21'de 10 puan kaybı. Hemen hemen yarı yarıya puan kaybıyla gidiyor. Yani olması gereken istatistik bu da. Bu sene Fener Galatasaray bunu biraz aştı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? E Fenerbahçe'nin sıralamasında Başakşehir var 10. sırada. Antalya deplasmanı var. Başakşehir deplasmanı var. Evet zorlu deplasmanlar var. Ama Fenerbahçe'nin deplasman karnesi daha iyi nispeten. Çünkü homurdanma yok orada. Oraya gelen hakiki taraftar oluyor. Onu da unutmayalım. Şimdi hemen dağıldığı taraftar lig bitti moduna girdi falan. Geçiniz bunu. Bu moda giren defolsun gitsin. Şampiyon olduk moduna giren de defolsun gitsin. Lan daha 17 maç var. 17 maç var. Ne şampiyon belli ne ikinci belli. Evet İsmail Kartal'ın yanlış hamleleri olabilir. Eleştiri yapılabilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasındaki farkı algılamayan büyük bir kesim var. Ben Allah'tan korkarım kardeşim. Eğriye eğri doğruya doğru derim. Ne derseniz deyin. Evet İsmail Kartal'ın hataları var. Evet yanlışları var. Ama yürekten Fenerbahçe'li olduğuna ben kefilim. Karşında daha gibi bir ordu var İsmail Kartal. Allah senin ve Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Zira diğerleri karşı tarafa hizmet ediyor. O yüzden dualarım da seninle, desteğim de seninle. İsteyen küssün, isteyen darılsın, isteyen kısın ama ben bildiğimi söylerim. Ben Jesus döneminde de dedim bırakıp gitmesi lazım yoksa şampiyonluk kaçıyor. Ben Pereira'da da söyledim. Hani gitmesi lazım yoksa şampiyonluk kaçıyor. Ben Erol Bulut'ta da söyledim. Bundan bir şey olmaz bu Cigolo Dalı bazda dedim. Bundan hiçbir şey olmaz. Ya ben hakaret manasında söylemedim. Olmaz bir yol olmaz. Ben bunların hepsini söyledim. Ersun Yanal'ı istediğimde ah keşke erken gelseydi dedim. Transferler şunlar Bak İsmail Kartal. Bir şu cümle. Ya bu kadroyu kime verirsen ver uçar. E bu kadroyu kime verirsen ver uçar diyorsun. Yılmaz Bural olsa olur diyorsun. Tadici Ceko'yu eleştiriyorsun. Demek ki Tadici Ceko kötü. E kim var baba elde? İrfan Can'ı çiğ çiğ yiyordunuz. Osterbol'de 6 milyonluk kazık diyordunuz. Siz diyordunuz lan. İsmail Yüksek iki tane pas hatası yapsa da 7 ceddine sövsek diye tetikte bekliyorsunuz. Fırat haftalardır top oynamıyor diyorsunuz. Siz diyorsunuz bunu. Arkadaşlar Fenerbahçeli ile Fenerbahçe üzerinden para kazanı ayır dedin artık. Ayır dedin. Ayırt. Bunlara ayır dedim. Ya birkaç maç öncesine kadar ligin üçüncüsü Kayseri Spor'du. Baya arka arkaya mağlubiyet aldı. 29 puanda. Beşiktaş 4. sırada 35 puanda. Arada 6 puanları var. Ve bir maçı da eksik Kayseri Spor'un. Kazansı 32. Yani ligdeki dengeleri anlayın diye söylüyorum. Şu anda Hatay, Konya, Pendik, İstanbul ligin altına demir atmış durumdalar. Ben İstanbul Spor'un bir tane de olsa galibiyet almasını istiyorum. Bir tane galibiyet alsın İstanbulspor. O da Galatasaray'ı yensin zannetmiyorum. E Pendik mesela gördünüz Beşiktaş'a 4 attı. Konya mesela Fener'den 7 yedi, Galatasaray'dan 3 yedi, 2 maçta 10 gol yedi. Teknik direktör falan gönderdi. Hiç belli olmaz. Hatay belki yükselişe geçecek. Transferler şunlar bunlar. Samsun 22 puan ligin altında öyle kurtulduğumu zannetmesin. 10. sıradaki Başakşehir'e kadar bence hepsinin düşme tehlikesi var. Hatta 10. sıradaki Başakşehir 27, 8. Kayseri 29. 6. Adana Demir 30 puan. Ben aşağı yukarı söyleyeyim. 38. 43. 44 puan. 45 de tutar. Yani 45'i almayan hiçbir takım düşmedim demesin. 45 de tutar. Bakın ben İsmail Kartal'a güveniyorum. İsterseniz yoluma taş koyun. İsterseniz bana gönül koyun. Umurumda değil. Ama ben güveniyorum kardeşim. Bu adam işini hakkaniyetli yapıyor. Bu adam çalışıyor dersine. Bakın iki takımın önünde maçlar var. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın. Ben puan tahmini yapmayı seven bir adam değilim. Zaten iddia tahminlerinde vesaire de iyi değilim. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ne yapar, ne yapıp edecek buradan 15 puanı çıkaracak. Çıkarmak zorunda. Alanya ile Ankara gücüyle evimizde oynamamız bir yerde avantaj olabilir. Sebebi şu. Alanya Fatih Tekke ile evinde öne geçmeyi 2-3 gol atmayı başarabilen bir ekip. Başakşehir deplasmanı nispeten İstanbul içinde olmamız iyi. Ankara gücü malum Antalya ile kış şartlarında oynamak iyidir. Alanya, Rize hani Rize ile oynayacağımız daha tam tarih belli değil ama Şubat ortaları gibi gözüküyor. Altasaray'a bakarsak İstanbul Spor'la evindeler. İnşallah İstanbul Spor puan ya da puanlar alır diyeceğim ama hiç umudum yok. Çünkü Trabzon maçını oynadılar gördünüz. Trabzon'da bir başkana karşı oynayacaklar. Gaziantep ile evlerindeler. Bakalım Gaziantep bize Aslan kesildiği gibi oynayacak mı? Maxim ikinci sarıdan atıldı o maça. Nasıl çıkacak? Samsun deplasmanı. Bugünkü Samsun aynı oyun anlayışıyla, yedi, eksikleri de gelmiş Samsun Galatasaray'a karşı nasıl bir mücadele sergileyecek? Merakla bekliyorum. Aynı Başakşehir ile evlerindeler. Bakalım ne yapacaklar? Ankara Gücü deplasmanındalar. Ben şunu söyleyeyim. Şu takım şuna yatar, bu takım buna satar. Ben bunları geçtim artık. İstanbul düşmemek istiyorsa, Gaziantep düşmemek istiyorsa, Samsun düşmemek istiyorsa, Başakşehir düşmemek istiyorsa, Ankara gücü düşmemek istiyorsa direnecekler. Bizim Başakşehir'i yenmemiz lazım. Bizim Ankara gücünü yenmemiz lazım. Bizim buradan 5'te 5 beş yapmamız lazım. Ama ilk olarak bu iki takımı yenip bunları ateş şemberine atmamız lazım. bırakacağım kendi kendine göbek bağını kesecekler. Ligin lideri Fenerbahçe, istatistik lideri Fenerbahçe, en iyi futbol oynayan Fenerbahçe. Hedefe odaklanmış Fenerbahçe camiası şampiyon olacak arkadaşlar. Başka çare yok. Diyeceksiniz kocam Fenerbahçe nerede ligin oynayan takımı? Görmedin mi? Samsun'u bile yenemedik. Kardeşim sen Samsun'u birçok etmen sayarım. Hani %30 hakemin yanlı tutumu derim. İlk yerde mesela 42'dekine penaltıyı çalsa bitti maç. İsmail'in yaptığı hareketin faulüyle uzaktan yakın alakası yok. Galatasaray bunun daha ağırlarını yapıp bu sezon kaç puan aldı? Yani Anlatabiliyor muyum? Önümüze bakacağız. Bakın arkadaşlar bahsettiğim şey şuydu. Yani Fenerbahçe'yi tebrik ediyormuş. Bu sene şampiyon yaptıracaklarmış. Formalite prosedürmüş. Bak 14 Ocak. Aynı kişinin. Ama normal. Benim bildiğim Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişinde malum kişiye karşı çok iyi bir sempati var. O yüzden normal. Bak Fenerbahçe kötü bir şey yaşadığı zaman bu kadar üstüne gitmeyin. Anlatabiliyor muyum? Hata yaptım İsmail Kartal. Yaptı. Yaptı arkadaşlar. Yapmadı değil. Yanlış yaptı mı? Yaptı. Galatasaray bu sezon ligde ilk kez 5 gol attı mı? Attı. Yani hiç sıkıntı değil. Biz Fenerbahçe'ye odaklanacağız. Dediğim gibi Fenerbahçe kendi göbek bağını kendi kesmesi gereken bir takım. Kendi kesecek. Başka bir şey daha diyecektim. Düşüneyim. Ha şuraya geleceğim. Bakın sosyal medyadaki trollere bakın. Gitti gene diyor. Şampiyonluk gene gitti. Bak algıya pompalamaya bakın. Pompalamaya bakın. Ya arkadaşlar bakın. Hala lideriz. Hala lideriz. Çok değil iki maçla kaderiniz değişir. İki maçla. Çok değil iki maçla. Fenerbahçe iki maç arka arkaya kazandı. Galatasaray iki maç arka arkaya puan kaybetti. Başlarsınız şampiyonluk türküleri söylemeye. Sizdeki çünkü dönüş hızını ben tahmin edemiyorum. Ben keşke kalan maçların hepsi deplasmanda olsa. Kadıköy'de olmasa. Taraftarın yani şu huyu ilginç yani ya. Yani şu taraftarın şu huyu beni çıldırtıyor. Onu da söyleyeyim. Ya başka Fenerbahçe yok. Yani ee, Teko'yu eleştirelim. Doldur boşalta dönecektik. Niye Ceko çıktı eleştirelim. Bak şu ay Ceko yan yana olup şişirme topları yapılırdı eleştirelim. Emre Amor oynatmıyordu bu maç oynattı eleştirelim. Samsun 11 kişi gömüldü. Kontra atak değil sete dönmemiz lazımdı. Tadiç kalmalıydı eleştirelim. Kabul bak kabul. Hani bana, bana, sorsanız bak şu ay Ceko Tadiç hatta Cengiz yaparım. Orta ikili. Belki Fred çıktı ya. İsmail Fred yap yaparım. Şey pardon İsmail Şimanski yaparım geçen maçta yaptık. Risk aldık. Yani Şimanski'ni Fred oyundan alınabilirdi. Sakatlıkla ilgili de bu arada ya ağrı hissetmiş. İnşallah bir şey yoktur. Onu söyleyeyim. Hani oyun doldur boşalt'a döndü. Belki Lincoln'u deneyebilirdim. Yani Tadici için 15 dakika merkeze yakın oynadınca İrfan'a asist yaptı. Bak merkeze kayınca, içeri kayınca Ferdinand koşu yoluna pas attı. Ceko'ya neredeyse asist yaptırıyordu. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha merkeze yakın oynatmak lazım. Biz çarşamadan itibaren tekrar çıkışa geçeriz. Merak etmeyin. Yani merak etmeyin. 2.77 gol beklentisinden bir gol daha fazla çıkarsaydık iş değişirdi. Galatasaray'ın gol beklentisine baktınız mı? 1.25'ten 5 gol çıkartmışlar. Yani o yüzden çok da şey yapmamak lazım. Ben sadece bir Fenerbahçeli kardeşiniz olarak bir ricada bulunuyorum. Başka Fenerbahçe yok. Yani başka Fenerbahçe yok. Fenerbahçe'ye sahip çıkalım. Ha derseniz ben alışkınım hocam. Yıllardır böyle oluyor. Devre arasına kadar bir yere kadar oluyor. Sonra bir mağlubiyet. Şöyle bir. Bizim kırılma maçımız her zaman Trabzonspor maçıdır. Asla unutmayın. Biz Trabzonspor maçında doğrarlar. Ondan sonra da sanki onlar doğranmış gibi algı yaparlar. Biz sonra aşağı gideriz. Biz bu sefer yapmadık. Ha Adana Demir maçında bir tekledik. Yine bizim eksiklerimiz, hatalarımız atamadıklarımız ama sonra yükselişe geçtik. Ben şunu söyleyeyim. Arka arkaya 5 maçı kazanırsak 5 maç sonra burada konuşacağınız cümleler bugünkü yaptığınız yorumlarda tam tersi yapacağınız yorumları merakla da bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.